Merhaba arkadaşlar. Ben Mehmet Aşkan. Sivaslıyım. İzmir'de yaşıyorum. İzmir Güvercin Severler Derneği'ni işletiyorum. Bugün burada kısa bir röportaj yapacağız. Erkek kuş nasıl oynar? Neler yapar? Ne kadar uçar? Onun bir tanıtımını yapacağız kısaca. Herkese buradan selamlar arkadaşlar. Selamun aleyküm arkadaşlar. Ben Kadir Etken. Sivaslıyım. 1984 doğumluyum. Mehmet kardeşimin derneğine geldik bugün. Ona iyi bir erkek kuş neler yapar, damızlığı alacağın erkek kuş nasıl olmalı, o özellikleri soracağız. Aramızda işçiler yapıp bunları konuşacağız. Önümüze de güzel bir kuş koyduk. Mehmet kardeşim merhaba. Merhaba, hoş geldin Kadir. Eyvallah, Allah razı olsun. Bize bir erkek kuşu anlatır mısın kardeş? Damızlık edeceğimiz, yavruluktan kaldırıp yani sonuna kadar diktiğimiz bir erkek kuş nasıl olur? Anlatayım. Kendi bildiklerimi yıllarca uçurup aldığım tecrübeye dayanarak onları anlatacağım buradan arkadaşlara. Arkadaşlar, erkek bir yavru, yavruluğunda söküldüğü zaman, yani hedefine sadık, hedefine iyi gelen, taklalarını güzel dönen, bol dönen, yani mesafesi 20-25 metre ile 15 metre arası oynayan erkek bir yavruyu, yavruyken yani bunları yapması lazım. Sonra kanatına geldiği zaman kanatlarını kesip yavruda güzel oynaması lazım. Kanatlarını kestikten sonra ekeye kalınca da ekeleştiğinde de aşağı indiğinde uçum alanına indiği zaman yine aynı bir şekilde daha üstüne bir şeyler katarak yine hedefine gelip uçum olarak yani zamanlaması olarak yani yine devam etmesi lazım. Şimdi ama, Mehmet kardeşim orayı bir açık yapalım. Yani o erkek yavrumuz başa düşüp baş yapmaya başladığı zaman takla oranları kaç arası dönmesi lazım? Kaç taklayla oynaması lazım? Erkek bir kuş en az yani yavruluğunda başa düştüğünde ben göreve başladım, hedefe geliyorum, saatimi aşıyorum, başa düştüğüm dediği zaman 4 tane, 5 tane dönmesi lazım arkadaşlar. Yani bunları yapması lazım ki çünkü ekeliğe kalması için. Zamanlamasını, uçumunu iyi yapması lazım. Oyundan çıktıktan sonra gezmesi lazım. Bir 10 dakika, 5 dakika, 15 dakika arası. Hedefe atladığı zaman da yani hedefine sokulması lazım içeriye. Yani sokulduğu zaman yani bir kuş hedefe ne kadar iyi sokulursa iyi baş alır, iyi hırslanır. Yani bunları yapması lazım. Mesafesi yine 15 metre ile 25 metre arası olması lazım arkadaşlar. Bu kuş peki damızlığı aldık yavrunun üstünde değiştirir kendini erkek kuş. Tabii ki değiştirir. Yani ister istemez bütün mesela kuşları. Takla oranını artırır mı, düşürür mü, sabit mi kalır, uçumunu artırır mı veya ne yapması lazım yani? Düşmesi mi lazım, çok takla mı, az takla mı? Tabii, çok takla mı olması lazım, azaltması mı lazım, girmesi biraz yukarıdan mı olur, yavruya kusuptan sonra daha mı iyi girer, daha mı uzatır, bunları bir açalım Mehmet Bey. Şimdi kuş çok takla, az takla dönmesi önemli değil benim için. Önemli olan kuş fişeğe girdiği zaman, o taklalara döndüğü zaman çok da dönse, az da dönse aralarını açarak, süsleyerek kaçması gerekiyor. Eğer aralarını açıp süsleyerek kaçıyorsa 8 de dönebilir, 10 da dönebilir, 12 de dönebilir, 4-5 de dönebilir. Önemli olan kuşun fişekte durması. Fişeğini aldığı zaman yani göstere göstere, mesafesini aça aça yani fazla yatırmamak şartıyla güzel dönüp gitmesi oyundan sonra. Tabii ki bol dönen kuş yani ekelikte bol takla olursa mesafesini açıp güzel yine güzel sistemli dönüyor, güzel atlıyor, güzel çıkıyor, güzel uçuyorsa tabii ki güzel olur. Peki bu erkek kuşumuz yavru orta hiç kanat açmamış. Evet. İyi deparlı tempolu oynayan bir erkek kuş. Yavruya kustuğunda kanat açarsa veyahut da açar kaparsa bu kuş nasıl? Vallahi veyahut da neden açar bu kuş yavrudan sonra kanadı? Ya şimdi kanat açma kuşların genelde geninde oluyor. Ha kuş tüyden de açabiliyor. Eğer kuş kanadını tek ekede açmış, kapatmışsa, hala devam ediyorsa güzel bir kuştur. Ama günlük her zaman uçuyorsun, devam ediyorsa bu kanat açması kuşun. O mümkün yok yani, o kolay kolay kapatmaz. Bir de bakarsın kuş tüyde mi açıyor, geninden gelip yani özünde mi açıyor? Hani özünde varsa onu kapatamazsın, günlük açan kuşu. Ama kuş ufaktan bir hafiften elliyor kanadını. Uçtukça kapatırsa o kuş açmaz zaten daha. Peki Mehmet Bey, yavruya diyelim ki bir erkekle dişiye işledik.
Bu kuşların yavrularına yani gelimi, şamatayı, sesi, özellikle de taklayı erkek mi verir, dişi mi verir? Benim kendim bildiğim kadar dişi veriyor ama gelimi, girmeyi, kaçmayı erkek verir. Diyorsun. Evet, benim kendi görüşüm. Ben dişi verir diye düşünüyorum. Ama hedefine atlamak, yani girmek, kaçmak diyorsa erkeğe hastır. Yani erkek kuş daha sadık olur hedefine, daha atlamalı olur. Dişiler de atlar da erkek kuş kadar yani devam etmez. Benim görüşüm de şu kardeşim, mesela bir nasıl diyeyim, insanlarda bile oluyor bu. Taşıyıcı anne olanlar var. Anlatabiliyor muyum? Evet. Annenin görevi sadece taşımak. Ona herhangi bir gen eklemiyor benim görüşüm. Baba dört dönüyorsa yavru dört döner. Baba üç dönüyorsa yavru üç döner. Baba boş atıyorsa yavrusu da boş atar. Kuş da erkek kuşun sağlamsa şapkanı avlar. Yani dişi kuşa güvenmeyin. Benim görüşüm bu. Ha dişi de hırslı olacak. Pratik dönecek, sesli şamatalar dönecek, erkek kadar girmese de yine de 3 metreye kadar sokulması lazım. Bizim orada Sivas'ta mesela diyorlar, erkek kuş girebildiği kadar girsin, dişi yüksekten alsın, öyle bir şey yok. Dişi de girecek, erkek de girecek, benim görüşüm bu. Evet, her yörenin kendine göre bir has özelliği var zaten. O da yöre yöre değişiyor kuşlar. Evet. Dişi kuş nasıl olacak abi? Dişi damızlık yani, dişiyi nasıl damızlık edeceğiz? Ya da nasıl bir erkeğe vuracağız dişi? Benim görüşüm damız olacak bir dişinin tahlası 8'den aşağıya düşmemesi lazım. Üstü döndüğü öp başına koy, nasıl diyeyim sana? Çok pratik olması lazım, süratli olması lazım. Aynı erkek kuş gibi kapanıp girmesi lazım. En az dediğim seviye yani 3 metreye kadar da girmesi lazım dişi kuşun. Eğer damızlık edeyim ben bu kuştan yavru alayım diyorsam, dişi de erkek kuş gibi girip araya açıp süsleyerek çeplikle şamatayla dönmesi lazım. Tabii taklacı kuşlar yani girmeyen kuş zaten. Aynen öyle. Yani hedefine atlamayan, girmeyen kuş da yani iyi kuş değildir. Önemli olan kuşun girmesi, evet. Girip o taklayı dönmesi. Yoksa yüksekten alır kuş. İstediği kadar döner ama ne yapayım yüksekten dönen kuşu? Ya bir de şu var kardeş. Yüksekte oynayan kuş bazı yerlere gidiyor arkadaşlar diyor bak kuş nasıl dönüyor. Kuş 40-50 metre havada dönüyor. Kendini boşaltıyor geliyor rahat geliyor. Evet. Dam üstü oynamayan kuşların %99'u boştur. Evet. Yukarıda kendini bitiriyor, gelip rahatsızlığa iniyor. Evet. Yani kuş hedefçi olacak kısa. Aynen öyle. Hedefçi olacak, dışarıda patlamayacak fazla. Aynen öyle kardeş. Bu arada izleyecek arkadaşlara da tekrar sahibiyle, sevgiyle selamlıyoruz. Hepiniz Allah'a emanet olun. Arkadaşlar, kısaca konuşup kapatacağım. Burada kısa geçtik bunu. İlerleyen zamanlarda belki daha uzun konuşmalar yaparız. Hem kuşu uçurur yaparız. Hem kuşu uçururuz. Canlı da röportaj yaparız. Abi kuşu kısaca kanat kuyruk olarak da göstersene videoda. Şimdi kanat kuyruk olarak da gösterelim. Konuş abi. Arkadaşlar bu kuş erkek kuş. Biraz kanatlarına bakıyorum mesela kanatları. Kuşun kanat yapılarında biraz şekillik olması lazım. Yani kuşun kanadından fazla anlaşılmaz ama tüyü güzel olması lazım. Yani elde o kadar tespit edemiyoruz kuşlar ama yine elde de biraz güzel olması lazım kuşlar. Yani yerde de bir şekil şemal olarak güzel olması lazım. Elde sadece kuşların benim kendi tarzım. Tüyünün yumuşak olmasına dikkat ediyorum. Yumuşak olduğu zaman kuş yani işte bu kanat açma olayı fazla olmuyor kuşlarda. Yani sesi daha güzel oluyor. Yani genelde ben bunlara bakıyorum. Diğer türlü elde yani kuşu yani bu kuş elde çok iyi, şu kadar kaçar veya şunu yapar diyemiyorum yani. Çünkü elde daha öyle bir yetenek sahibi olmadım. Diğer türlü kuşun sadece tüyüne bakıyorum arkadaşlar. Bu erkek bir kuşumuz. Buradan da herkese, bizi dinleyen herkese saygılar, selamlar diyoruz. Yakında canlı konuşmalarımız olur. Canlı kuşları izletiriz inşallah size YouTube'dan. İyi kuşlarımız var. Tüy mevsimindeyiz. Bir 15-20 güne kadar bütün kuşlarımız tüyden çıkacak. Güzel kuşlarımız var elimizde. Hepsinin videolarını çekip paylaşacağız buradan. Herkese buradan selamlar. Mehmet Olcay için çektik falan. He, bu YouTube'da Mehmet Olcay için çektik. Mehmet Olcay kanalına koysun diye, oradan da sizler bizi dinleyin diye. Az çok bilgilerimizi size sunduk. Sizin de oradan yorumlarınızda sormak istediğiniz bir şeyler olursa sorun. Oradan da size cevap veririz arkadaşlar. Herkese buradan selamlar, iyi günler. Arkadaşlar bu da az önce anlattığımız erkeğimiz. Buradan röportajlarına tekrar alalım. Bir erkek arkadaşlar.
Maşallah. Adama gol veriyor. Hadi.